Kadıköy Fuar Merkezi'nde ayakkabı yan sanayicilerini buluşturan ISAF'da, Konya'da aldığı patente dikkat çeken ve kendi adıyla anılan bir metoda imza atan otantik ayakkabıya gidiyor. Kullandıkları tekniğin farkını en yetkili isimlerle konuşuyoruz. Korumanın ilk şartı aldığımız ayakkabının tabanının rahat olmasıdır. Mevcut sistemlerden farklı saraçlı ayakkabı üreten otantik taban kurucusu Ali Osman Avşar kendi adıyla anılan bir metot geliştiriyor ve patentini aldığı Avşar sistemi tabanla üretimde %30'a varan tasarruf sağlıyor. Ali Osman Bey yaklaşık 20 yıldır bu sektörde belli bir bilgi birikimi var. Ali Osman Bey'in bu şu anda ürettiği İkinci patentli ürün. Bu işin tamamıyla tasarımı, taban tasarımı, kalıp tasarımı ve üst model tasarımını anlamamış olsa, sektörde belli bir birikimi olmamış olsa bunu zaten faal hale getiremezdi. O yüzden bilgi ve deneyimini bu ürünün içerisine adapte ettik. 400 bin çift taban, 120 bin çift de ayakkabı üretiyoruz. Türkiye'nin ulusal firmalarına ayakkabı üretiyoruz. Sadık Tekelioğlu tekniğin farkını şöyle izah ediyor. Dünya çapında saraçlı ayakkabı üretimleri var. Ama bu saraçlı ayakkabı üretimleri daha kaba ayakkabılar, ortopedik kaba ayakkabılar. Biz burada artı bir değer kattık. Ne değer kattık? Tabanın içerisinde ekstra kanal sistemi tabanın üzerine uygulamış durumdayız. Bu yeni teknik üretimde maliyetlerin düşmesini sağlıyor. Bu yeni sistem birinci olarak işçiliği azalttı. Çünkü yaklaşık yaptığımız üretimde işçi adedini 3'te 1'e düşürmüş durumdayız. Yaklaşık kendi imalatımızda 10 kişiyle 600 çift günlük ayakkabı üretiyoruz. Birinci avantajımız o. İkinci avantajımız deri avantajımız var. Deriden yaklaşık %25-%30 deri tasarrufu sağlıyoruz. Üçüncü avantajımız da kimyasal malzeme kullanmıyoruz. Yani biz sektörde yapıştırıcı, bizim tabirimizde ilaç olarak kullandığımız yapıştırıcı, solvent bazlı kimyasal malzeme bizim ayakkabımızda yok. Bizim ayakkabımız saraç yöntemiyle dikilerek üretilen bir ayakkabı. Saraç yöntemiyle dikilerek imal edilen, taban astarı veya ek bir malzemeye ihtiyaç duyulmayan taban sisteminde ayakkabı ortopedik özellik kazanıyor. Bizim tabanımız diğer tabanlara göre içerisinde dolgusu olan bir taban. Yani kanalın sisteminden dolayı içerisinde taban astarı veya ek bir malzeme girmediğinden dolayı ortopedik diğer tabanlara nazaran bizim tabanımız ortopedik bir yapıya sahip. Böylece tüketicinin yaz kış rahat ayakkabı talebine de yanıt verilmiş oluyor. Ulusal markalara fason olarak üretilen ayakkabılar büyük zincir mağazalarda tüketiciyle buluşuyor. Yazlık ve kışlık ayakkabılarda tüketicinin istediği hani ayakkabı katlansın cebime girsin mantığı vardır. Bizim ayakkabılarımız kışlık ayakkabılarımız da aynı şekilde katlayıp cebine koyabileceği bir ayakkabı. Dışarıdan baktığın zaman bu ayakkabının saraçlı olduğunu kimse algılayamıyor. Konya'da üretim yapan firmaları ayakkabı yan sanayi fuarındaki standlarında ziyaret eden Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Uzman, Ali Osman Avşar'ın sıra dışı üretim tekniğinden övgüyle söz ediyor. Konya'da da yan sanayi üreten arkadaşlarımız ve inovasyon yapan, yenilik yapan şu an içinde bulunduğumuz firma gibi arkadaşlarımız var. Kendilerini hem ulusal hem uluslararası anlamda tanıtmak için buradalar. Ben de aynı zamanda kendim bir üreticiyim. Yani son teknoloji ne olmuş, nereye gidiyor, işte taban ne üretilmiş, önümüzdeki kış döneminde ne tür deriler, tabanlar, diğer malzemeler kullanılacak. Bunları bilmek zorundayız eğer bu sektördeysek. Gelişen teknolojik makineler hakeza. Bunları takip etmek için bu fuardayız. Konyalı firmalarımızın burada olduğu için onlara bir hayırlı olsun, bir moral motivasyon vermek için destek olmak adına buradayız. Hem kendi adımıza hem sektör adına. Oda Başkanı Hasan Uzman, Konya'nın ayakkabıcılık sektöründeki potansiyeline dikkati çekiyor. Konya nüfusunun neredeyse 1/4 ayakkabı sektörüyle ilgileniyor diyebiliriz. Yani bir büyüğümüzün söylediği ifadeyle Konya'da her sülalede mutlaka bir ayakkabıcı vardır. Makine parkı anlamında Türkiye'de baktığımız zaman ilk 3'te olan bir sektör zaten işte İstanbul. Zaten dünyanın merkezi bu ayrı bir hadise. İzmir yine kısmen bu konuda iyi. Ve Konya 3. sırada gelmekte. Hatta aslını söylememiz gerekirse erkek ayakkabısı konusunda belki Türkiye'de ilke
gelebilecek noktadayız. Patent başvurusuyla ilgili yurt dışından gelecek sonucu bekleyen firma, Ar-Ge çalışmalarıyla üretim potansiyelini artırmak hedefinde. Sadık Tekelioğlu sözlerinin sonunda fuarın kendilerine katkılarına değiniyor. Bizim yıllık şu anda 400 bin çift taban üretimimiz var. Hedefimiz 1 milyon olsun isteriz. Bunu daha fazla insanlara anlatabilmek için buradayız. Bizim sektörümüzdeki ayakkabı yıllardır usta sanatkar olan insanlar bile bu ayakkabıyı baktığında, dışarıdan baktığında bu ayakkabının saraçlı bir ayakkabı olduğunu düşünmüyor, görmüyor. Ve saraçlı olarak da kışlık bir ayakkabı çıkacağını hayal bile etmiyorlar. Biz dolayısıyla fuarda o yüzden buradayız. Tanıtım yapmak için buradayız. Tabii ki hedefimiz müşterilerden gelecek talepler doğrultusunda Ar-Ge'mizi daha fazla geliştirerek farklı ürünlerde de üretim yapmak.